şunu da bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Yani bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz, adımımızı da ona atıyoruz. Ona göre atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan gelen düzensiz göç akınına yönelik net konuştu. Sınırda alınan tedbirleri açıkladı. Gerek İran kapısından, gerek Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını, bu da söz konusu değil. Biz bu duvarları boşuna mı yapıyoruz? Bu surları şu anda boşuna mı örüyoruz? Yoğun bir şekilde, üstelik bütün gözetleme kulelerine varıncaya kadar bu yapmakta olduğumuz surlarda bunların hepsi var. Ve şu an itibariyle doğu ve güney sınırlarımızda 2020 yılında 505.375 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin önemli bir bölümü yetkili kurumlarımız tarafından tekrar Afganistan'a sınır dışı ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Afganistan'daki siyasi krizde atılan diplomatik adımlara dair önemli bilgiler verdi. Katar'la bu akşam görüşmem oldu. Niçin? Burada Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz? Nerede sulhe yönelik bir adım atarız? Diplomasi dediğiniz nedir? Diplomasi dediğiniz budur. Her şeyi savaşla, askeri olarak halledeceğiz diye bir şey var mı? Yok. Askeriyenin veya savaşın geçerli olduğu yer var. Ama bir de siyasetin, diplomasinin geçerli olduğu yer var. Nedir? Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Niye? Çünkü bizim bu tür şeylerde eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak, bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde bu defa Afganistan'daki barışı, Afganistan'daki sulhü sağlamamız da mümkün olmaz. Koronavirüsle mücadeleye ilişkinde önemli bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime geçiş konusunun kabine toplantısında değerlendirileceğini belirtti. Biz toplumumuzun tamamının aşılanmasını istiyoruz ve buna göre de imkanlarımızı seferber ettik. Herkes gibi kendi aşımızı TürkOvak olarak ne yapıyoruz şimdi? Geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Neticeler şu ana kadar gayet güzel geliyor. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair de kritik bilgiler verdi. İlk çeyrekte yakalanan %7'lik büyümeye dikkati çekti. Çiftçilere yönelik fındık alım fiyatlarını açıkladı. Fındık alım fiyatımız %50 sağlam iç esasına göre, biliyorsunuz en kalite Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira. Kilogram başına 27 lira. Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Ayrıca çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz.